Bir saatte kolon temizliği, bağırsak temizliği nasıl yapılır? Sizlere mucize yöntemlerden bahsedeceğiz. Kolon sistemi temizliği sindirim sistemimizin bir parçası olduğu için son derece önemli. Bağışıklık sisteminin kalbi olan kolonların, yani bağırsaklarımızın temizlenmesi, bağışıklık sistemimizin güçlü kalması açısından son derece önem taşımaktadır. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bağışıklık sisteminin temeli olarak görülen bağırsaklar, sağlık açısından oldukça önemlidir. Bağırsaklar sindirim sistemiyle doğru orantılı olduğundan, özellikle stresten ve sağlıksız besinlerden uzak durulması gerekir. Sadece sağlıklı olmak yetmez, aynı zamanda bağırsakların temiz olması gerekir. Buna göre bağırsak temizliği nasıl yapılır? Vereceğimiz tarifler sayesinde hem bağırsaklarınız temizlenecek, hem de sindirim sisteminiz çalışma hızını artıracak. Tek yapmanız gereken şey, günlük yeme içme alışkanlıklarınızı biraz olsun değiştirmek. Bu beslenmenin sonucunda olacaklarsa sizi şaşırtabilir. Daha kalın bağırsaklar demek, daha temiz böbrekler ve karaciğer demektir. Sizlere bağırsakları temizleyecek çok güzel yöntemler bahsedeceğiz bu videomuzda. Kolonlar düzgün çalışmadığı zaman onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan kaynaklanabilir. Günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doludur. Ve bu da kolonda mukus birikmesine neden olur. Bu da vücudu zehirleyen zehirler üretir. Bununla birlikte kolon temizliği yardımıyla zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerinin emmesine yardımcı olacaktır. Kolon temizliği, kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Herhangi bir kolon temizliği programına başlamadan önce, özellikle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, doğru rehberlik için doktorunuza gitmeniz önem arz etmektedir. Birinci yöntem, su. Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir. Bir günde en az 10 ile 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atacaktır. Bol miktarda su içmek aynı zamanda doğal peristaltik etkiyi de uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur. Ayrıca vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için su gereklidir. Suyun yanı sıra taze meyve ve sebze suları da içebilirsiniz. Bir diğer yöntem, elma suyu. Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını iyileştirir. Taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçlar verir, ancak mevcut değilse paketlenmiş organik elma suyunu kullanabilirsiniz. Kolon temizliği için kalın bağırsak temizliği, güne 1 bardak elma suyu içerek başlayın. 30 dakika sonra elma suyunun üzerine 1 bardak su için. Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve 3 gün boyunca devam edin. Arada 1 bardak kuru erik suyu da içebilirsiniz. Bu kolon temizliği yöntemini kalın bağırsak temizliğini uygularken katı yiyeceklerden uzak durmanız önemlidir. Ve bir başka yöntem, limon suyu. Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bu nedenle limon suyu kolon temizliği için kullanılabilir. Bir limon suyu, bir tutam deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu çözümü sabahları aç karnınıza için. Bu içecek hem kolon temizliğini sağlayacak hem de daha fazla enerji, daha iyi bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Bir bardak elma suyuna 2 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Günde 3 veya 4 defa bu karışımı için. Kolon temizliği için bir başka yöntem, ham sebze suyu.
kolon temizliği için bir veya iki gün boyunca işlenmiş ve pişirilmiş yiyeceklerden uzak durmanız gerekir. Katı yiyecekler yerine günde birkaç kez taze sebze suyu için. Yeşil sebzeler özellikle toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olan klorofil içerir. Ayrıca içinde bulunan vitaminler, mineraller, amino asitler ve enzimler vücudunuzu sağlıklı ve iyi bir şekilde enerjilendirir. Ayrıca bitkisel çaylar da içebilirsiniz. Vücudunuzda atık ürünlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimler bulunmadığından siz bunları sebze sularıyla sağlayabilirsiniz. Evde bir meyve sıkacağı veya blender kullanarak havuç, pancar, mısır, kabak, ıspanak, lahana ve benzeri gibi evlerde taze sebze suyu yapabilirsiniz. Yoğurt. Düzenli olarak taze yoğurt yemek kolonun sağlıklı kalması açısından iyi bir yoldur. İçerisinde bol miktarda probiyotik bulunduran yoğurt, sindirime katkı sağlayan yararlı probiyotik içermektedir. Bağırsak için yararlı olan bu probiyotikler iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla da mücadele eder. Ayrıca yoğurt, kolonun üstündeki hücrelerin büyümesini engeller. İyi miktarda kalsiyum içerir. Bağırsak dostu yoğurt, hazımsızlık, şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri ve çok daha fazlası gibi çeşitli mide problemlerini çözer. Kolon temizliği için aynı zamanda şu tarifi uygulamanız önemli. 1 fincan %100 saf organik elma suyu, 2 yemek kaşığı taze limon suyu, 1 tatlı kaşığı zencefil suyu, yarım çay kaşığı deniz tuzu, yarım fincan sıcak su. Peki bu karışımı nasıl yapacaksınız? Bir tencereye yarım fincan arıtılmış su koyun ve suyu ısıtın. Su ısındığında içerisine deniz tuzu ekleyin. Daha sonra içerisine elma suyu, zencefil suyu ve taze limon suyunu da ekleyin ve karıştırın. İlk olarak bu karışımı sabah aç karnınıza, daha sonra öğle ve akşam yemeklerinden bir saat önce için. Kolonun hızla temizleniyor olduğunu fark edeceksiniz. Ve son olarak, sürekli temiz olan bağırsaklar için ne yapmamız gerekiyor? Haftada 8 ile 10 porsiyon arası meyve yemek gerekir. Bu meyvelerin daha çok lifli olanlarını tüketmeniz esastır. Tam tahıllı karbonhidrat üretimini haftada 2 ya da 3 kereye çıkarmak gerekir. Günlük yeme alışkanlıklarınızı lifli ve protein açısından zengin gıdalara çevirin. Şeker ve yağdan uzak durun. Keten tohumu önemlidir. Yemeklere arada bir serpiştirirseniz bile etkisini görebilirsiniz. Egzersiz yapmak şarttır. En azından günde yarım saat yürüyüş yapın. Bununla birlikte gün içerisinde bol su tüketin. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.